Şimdi arkamda gördüğünüz bu kuyruk aslında bir isyanın fotoğrafı. Nasıl diyeceksiniz? Hemen anlatayım. İstanbul'da katı atık aktarma istasyonundaki arıza, emin olun, mega kentin çöplerini toplayan işçileri çileden çıkardı. İşte arkamda zaten görüyorsunuz. Akşam saatlerinde topladıkları çöpleri istasyona getiren işçiler o çöpleri istasyona dökebilmek için, emin olun, sabah saatlerine kadar sırada bekliyor. Kuyruk uzadıkça uzuyor. İBB'nin bir türlü çözüm bulamadığı sorundan hem belediye çalışanları şikayetçi, doğal olarak hem de kilometrelerce uzunlukta sıraya giren çöp kamyonlarını yol kenarında gören Başakşehirliler. İşte Büyükşehir Belediyesi. Ey maşallah. Abi bu ne böyle bu akşam ya? Lafım onlara, çok iyi çalışacaklardı ya. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Başakşehir'deki katı atık aktarma istasyonunda çalışmalar aksadı. Çöp kamyonları kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu. Ya düşünün, bu arkadaşlar bu işi bitirecekler, daha gidip son torunu yapacaklar ki evine gitsinler. Kuyruğun ucu bucu belli değil. İBB'nin Avrupa yakasında bulunan 5 katı atık aktarma istasyonlarından Başakşehir katı atık aktarma istasyonunda bir süredir aksaklık yaşanıyordu. Bu sorun çözülmeyince de çöp kamyonları kilometrelerce kuyruk oluşturdu. İBB'nin bize yaşattığı bölgelerimizde çalışıyoruz 3 saat, 4 saat. Burada bekliyoruz 4 saat. Dün normalde ben akşam gelmişim saat buraya saat 9.30'da. Buradan çıkışım 12.30'da. Saat 2'de girmişim buraya, çıkışımız sabah 6. Yani bölgede çalıştığımız kadar buradan sıra bekliyoruz. Mega kentin çöplerini toplayan işçiler çöpleri döküp eve gitmek için atık aktarma istasyonunun yolunu tuttu. Ancak aksaklık nedeniyle sabahlara kadar sıra bekleyen çalışanlar isyan etmeye başladı. Şimdi biz mahallelerin, İstanbul'un bütün çöplerine aslında Büyükşehir'in burada aktarma merkezi olarak işletildiği yere getiriyoruz büyük kamyonlarımızla. Lakin buraya geldiğimizde yaklaşık 3 saat, 4 saat, hatta sabahlara kadar beklediğimiz zamanlar oluyor. Ve mahallelerimizin çöpleri hala şu an beklemekte yani. Atık merkezinde toplanan çöpler bertaraf edilmek veya enerjiye çevrilmek üzere İBB'nin iştirak şirketlerinden İstaç'ın tırlarıyla şehir dışına taşınıyordu. Neden bu kadar beklediğimizi sorduğumuzda tırlarımız yok, çalışan şoförlerimiz yok gibi cevaplar alıyoruz. Çok ciddi şekilde mağduriyet yaşıyoruz. İBB'nin bu umursamaz tavrı nedeniyle evin yolunu unutan ilçe belediyelerinin görevlileri sorunun bir an önce çözülmesini istiyor. 2 haftadır bu sıkıntı var. Her seferinde geldiğimiz gibi 3 saat 4 saat belgede çalışıyoruz. 4 saatte burada bekliyoruz. Bazen oluyor ki saat 6'ya kadar da burada bekliyoruz. Sabah 6'ya kadar. Arabayı dökeceğiz, evimize gideceğiz.